Doktoran uzaktan eğitim, fen bilimleri, 7. sınıf, 6. ünitede çocuklar, çiçekli bitkilerde ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi inceleyeceğiz. Öncelikle çiçekli bitkilerde büyümenin nasıl olduğuna bakacağız. Sonra diğer hayvanları tek tek inceleyeceğiz çocuklar. Çiçekli bitkilerde tıpkı insanlardaki gibi sürecin mayoz bölünmeyle başladığını daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Polen ve yumurta oluşuyor demiştik. Ve son aşamada döllenme gerçekleşiyor. Ve bunun sonucunda da tohum oluşuyor. Tohum daha sonra etlenerek meyveye dönüşüyor demiştik bazı bitkilerde. İşte menekşe, gül, elma, fasulye, biber, domates, armut, portakal bunların hepsi çocuklar. Tohum öncelikle döllenme sonucunda zigotun gelişerek embriyo ve tohum oluşturması akabinde etrafının etlenerek meyveye dönüşmesi şeklinde. Bir de sadece tohum olanlar vardı demiştik. İşte ceviz, fındık gibi, badem gibi. Onlar da dışta etlenerek meyve oluşumu yok. Tohumun kendisini direkt besin olarak tüketiyoruz. İşte o tohumun içinde embriyo ne yapıyor? Beklemede duruyor. İşte bunun için uygun koşullar var. Eğer biz bu tohumu çocuklar belli koşullar altında bırakırsak çocuklar tohum bir süre sonra artık çimlenmeye başlıyor ve genç bitki fidan genç bitki ve ergin bitki haline dönüyor ve tekrar çiçek açarak üreme özelliği kazanıyor. Şimdi bunları yavaş yavaş inceleyelim. Bir kere tohumun çocuklar çimlenmesi için gerekli olan su, hava yani oksijen ve uygun sıcaklık çocuklar. Uygun sıcaklık. Tabii genelde 20-30 derece arası gibidir tohumların çoğunda bu. Ama istisnalar vardır. Yani daha sıcakta ve daha soğuğa uygun koşullarda çimlenebilen tohumlar vardır ama büyük bir kısmı mesela tohumu buzdolabında saklıyorsanız çocuklar o sıcaklık derecesinde hiçbir şekilde tohumların büyük bir kısmı çimlenmeyecektir çocuklar. Peki ışık gerekli midir? Mesela burada her yıl olduğu gibi işte bağımlı değişken, bağımsız değişken, kontrol edilen değişken konusunu deneysel anlamda buraya koymuş. Bu 5. sınıfta öğrettiğimiz bir konuydu biliyorsunuz ama tüm yıllar için, tüm deneysel ve araştırma çalışmaları için bunu biz kullanabiliriz. Yani sadece fenle sınırlı kalmaz. Mesela bir anket şirketi bile bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkeni kullanıyor. Ama burada söz edildiği için tekrar bu örnek üzerinde de bunu irdeleyeceğiz. Ama ışığın çimlenmede gerekmediğini bilelim. Bu çok önemli çocuklar. Işık çimlenme için gerekmez. Neden gerekmez? Çünkü bitki çimlenene kadar besinini çocuklar tohumun içindeki çenekten alıyor. Yani tohumun içindeki besin zaten çimlenme için gerekli enerjiyi tohum embriyosuna sağlıyor çocuklar. Yani bunu şeye benzetebiliriz. Tavuğun yumurtasında civcivin yumurtanın içindeki besinle gelişimini ne yapması, tamamlaması. Yani bizim normal bildiğiniz işte beyaz kısmı, sarı kısmı yiyoruz değil mi? Yumurtayı kırdığımızda ya da rafadan pişirdiğimizde. Bu aslında eğer içinde döllenmiş yumurta yani zigot varsa civciv gelişimini ne yapıyor? Bu besinle çocuklar sağlıyor. Tabii bir kuluçka süresi var biliyorsunuz tavuğun üzerinde yattığı. Çünkü uygun bir sıcaklık gerekiyor yine o kuluçka sürecinde civciv için. Yoksa ölebilir. Yani içinde hayatını kaybedebilir. En sonunda yumurtayı kırıp ne yapıyor? Civciv gelişimi tamamlıyor ve çıkıyor. Artık normal beslenmeye başlıyor. Demek ki çocuklar ne dedik? Işık gerekli değildir. Su, oksijen ve uygun sıcaklık gereklidir çocuklar. Şimdi buradaki birinci çalışmada bitkinin çimlenmesinde ışık gerekli midir? Sorusuna cevap aranmış. Işık bağımsız değişken yapılmış. Sıcaklık ve hava eşit olarak verilmiş çocuklar tohuma, aynı tür tohuma. Ve ikisinin de çimlendiği gözlemlenecek doğal olarak. Çünkü ışık ne yapmıyor? Gerekmiyor.
Ama ikinci ve üçüncü grupta uygun sıcaklığa konması ve diğerinde konmaması sonucunda uygun sıcaklıkta olanın çimlendiğini, diğerinin çimlenmediğini ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz. Bunları derslerde irdelemiştik. O yüzden burada hızlı geçiyorum. Yine tohumun aynı tohum, aynı tür tohuma eşit ışık ve sıcaklık altında havasız ortamda, havalı ortam koşulları sağlandığında havasız ortamdakinin yine çimlenemediğini ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz. Ve sonuç olarak ulaştığımız sonuç su, oksijen ve uygun sıcaklığın çimlenmede etkili olduğu ama ışığın olup olmamasının çimlenme üzerinde etkisi olmadığını gözlemliyoruz. Ama topraktan çıktıktan sonraki süreçte aşağıda şekil üzerinde tekrar detaylandıracağız. Artık fotosentez yapmaya başlıyor fidan, değil mi çocuklar? Daha önceki dersimizde de çocuklar anlatmıştık. Tekrar burada detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bakın erkek organda üretilen polen çocuklar, polenler böcekler yardımıyla, işte arılar yardımıyla, rüzgar yardımıyla ne yapıyor? Dişicik tepesine geliyor. Burası tabii ne demiştik? Nemlidir demiştik çocuklar. Nemlidir. Burada polen keseciği şişiyor ve içindeki polenler dışarı çıkıyor. Bir tanesi tüp oluşturuyor çocuklar, bir kanal oluşturuyor ve diğer polenler yumurtayı ne yapıyor çocuklar? Döllüyor. Yani daha önce de iki aşama olduğunu söylemiştik. Şimdi birinci aşama tozlaşma ve döllenme. Yani buraya kadar olan aşama çocuklar tozlaşma. Erkek organın başçığından dişicik organının tepeciğine kadar gelmesine biz ne diyoruz çocuklar? Tozlaşma diyoruz. Tepecikle yumurta arasındaki, yumurtalık arasındaki serüven, işte spermin yumurtaları döllenmesi, spermlerin daha doğrusu yumurtaları döllemesi olayı da döllenme olarak adlandırılıyor çocuklar. Evet, çiçekli bitki de bu şekilde oluyor. Dolayısıyla büyüme süreci bu şekilde ne yapıyor? Başlamış oluyor çocuklar. Zigotla beraber, döllenmeden sonra zigotla beraber zigot yumurtalıkta gelişmeye başlıyor. Yani diğer adıyla tohum taslağı çocuklar. Ve tohuma dönüşüyor çocuklar. Belki fetüs gibi düşünülebilir. Tohuma dönüştüğünde tabii tohumun içinde aynı zamanda çenek de var. Yani besin de var. Yani embriyo bunun içinde bir yerde çocuklar. Tohumun içinde embriyo. Bitki embriyosu. İçeride bir yerde neyimiz var? Embriyomuz var. Burada bitki üzerinde de bakın tohumu göstermiş. Çünkü daha sonra etrafı meyveye dönüşecektir bunun bitkide biliyorsunuz. Daha sonra tabii bunun oluşumu yumurtalığın gelişerek oluşmasıyla gerçekleşmesiyle oluyor meyvenin oluşumu. Yani yumurtalık gelişiyor tamamen meyveye dönüşüyor. İşte elma, armut, portakal ne oluyor? Yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyveler oluyor örnek olarak. Sonra bunun içindeki tohumlar yani çekirdekler, meyveyi yediğimizdeki bu içindeki çekirdekler. Bu tabii biz günlük hayatta sebze dediğimiz birçok şey tohum barındırıyor ve meyvedir aslında. İşte bir biber, bir domates, bir patlıcan mesela. Mesela biber örneğini verelim. İşte biber tohumunu biz alıyoruz, işte bekletiyoruz. Uygun zaman, uygun ekim zamanı geldiğinde işte Nisan, Mayıs aylarında, kimisi Haziran ayında yani genelde o aralar yani ilkbahar aylarının bazı dönemlerinde tohumuna göre değişiyor çocuklar. Uygun koşullar sağlanırsa eğer, tabii toprak alt üst ediliyor, havalandırılıyor. Bu tohumlar da çok gömülmüyor çocuklar çünkü hava alması lazım. Yukarıda da bahsettik çocuklar. İşte nemle buluştuğunda artık gelişmeye başlıyor. Ve çimlenme dediğimiz olay ne yapıyor? Hayata geçiyor. Toprağın üstüne çıktığı anda artık bu genç bir fidedir çocuklar. Bu andan itibaren artık ışık gereklidir. Çünkü fotosentez yapması lazım. Çenekteki besin artık ne yapmıştır? Bitmiştir çocuklar. Ve daha sonra yeni bitkiye dönüşüyor. Yeni bitki ne yapar? Çiçek açma yeteneği kazanmış olur. Yeni bitki çiçek açar diye. Şuraya bunu ekledim. Çiçek açma özelliği kazanır. Bu döngü sürekli ne yapıyor? Ne yapıyor çocuklar? Çiçekli bitkide bu yaşam döngüsü sürekli ne yapıyor? Devam ediyor. Ama şunu da demiştik hatırlarsanız çocuklar. Bazı çiçekli bitkilerde üreme artık vejetatif oluyor. Eski konularımızda bunu
söylemiştik eşeği süreme konusunda. Yine dalını dikerek de biz ne yapabiliyoruz? Hiç polen ve yumurta olmadan da eşeğsiz üreme şeklinde o bitkiyi çoğaltabiliyoruz. Şimdi hayvanlarda büyüme ve gelişme süreçleri hayvan türünden hayvan türüne değişiklik gösterir çocuklar ama bazı temel özellikler hepsi için ortaktır çocuklar. Mesela diyelim ki memelilerden yola çıkalım. İnsan da memeli canlı biliyorsunuz. İnsanda üreme, büyüme ve gelişmeyi detaylı olarak anlatmıştık. Şimdi çocuklar yavrusunu sütle besleyen, doğurarak çoğalan tüm canlılar memeliler grubundadır çocuklar. Dolayısıyla bunların da ortak özelliği nedir çocuklar? İç döllenme ve iç gelişme şeklinde olmasıdır. Yani hem iç döllenme yapıyor, yani sperm çocuklar yumurtayla anne karnında birleşiyor. Hem de rahim dediğimiz aynı insandaki gibi onlarda da bulunan bir yapı içinde çocuklar gerçekleşiyor gelişme. Ve belli süreler sonunda, tabi bu canlıdan canlıya fark edebilir. Yani genellikle hayvan boyutları büyüdükçe doğum sayısı ve süresi uzuyor. Doğum sayısı azalıyor ve süresi uzuyor çocuklar. Yani mesela işte insanda 8,5-9 aydı genellikle tekil doğum oluyordu. Ama tabi birden fazla doğum olma durumları da olabiliyordu. Şimdi hayvanlarda da böyle boyut küçüldükçe çocuklar... yavru sayısı artıyor işte. Kedide, köpekte, farede, sincapta bunlar da çoğul gebelik çok daha fazla çocuklar ne yapıyor? Gerçekleşiyor farklı olarak. Ama ortak olan bir şey var. İç döllenme ve iç gelişme geçirmeleri. Yani doğum yapmaları ve yavrularının ki anne karnında gelişmesi ortak özellikler çocuklar. Bir de bir başka ortak özellik bunların hepsinin yavru bakımı yapması çocuklar. Bunlar ne yapıyor? Yavru bakımı yapıyor çocuklar. Yavru bakımı yaparlar çocuklar. Bu da yine memelilerin yani iç döllenme, iç gelişme yapan canlıların ortak özelliği. Burada hemen en çok karışan bazı hayvanlar var. Onları örnek olarak vereyim. Mesela balina ve yunus çocuklar memelidir. Bunu hemen hatırlatalım. Balina, yunus, bir de uçan memelimiz var. Yarasa çocuklar. Yarasa. Bunlar da yine memelidir çocuklar, memeli canlılardır. Tıpkı diğer memeliler gibi yavrularını doğurarak çoğalıyor ve sütle besliyor çocuklar ve yavru bakımı yapıyorlar. Yani iç döllenme ve iç gelişme gerçekleşmiş oluyor onlarda da çocuklar. Yumurtlayarak çoğalanlar var çocuklar. Bunlarda da iç döllenme, dış gelişme gözüküyor çocuklar. İç döllenme, dış gelişme gözüküyor bunlarda. Yani yine sperm ve yumurtanın bir araya gelmesi anne vücudunda gerçekleşiyor. Döllenmiş yumurtayı daha sonra anne ne yapıyor? Dış ortama bırakıyor. Yine tabii bu yumurtayı kanatlılar, kuşlar, tavuklar benzerleri yuvasına koyup koruma altına alabiliyor çocuklar. Ve yumurtadan yavru belli bir süre sonra çıktıktan sonra bakımını da yapabiliyor. Ama diğer böcekler, sürüngenler, kaplumbağa gibi diğer sürüngenler, diğer canlılar yavru bakımı yapmıyor çocuklar. Bunlar da timsahlarda da öyle yavru bakımı yok. Yani koloniler halinde yaşama, belki bölge seçme tarzında var ama yani işte bu benim yavrumdur deyip özel bir yavru bakımı bunlarda gözükmüyor çocuk. Bunu bilmemiz lazım. Demek ki bunlardaki döllenme biçimi neymiş? İç döllenme, dış gelişme şeklindeymiş çocuklar. Yani sperm ve yumurta dişinin vücudunda bir araya geliyor. Döllenmiş yumurtayı canlı türünün dişisi ne yapıyor? Dışarı bırakıyor. Geriye kalan gelişimini nerede tamamlıyor çocuklar? Tamamen anne vücudunun dışında tamamlıyor. İşte tavuklarla ilgili de bahsetmiştim. İşte bir kuluçka evresi var. Bu kuluçka evresinden sonra çocuklar yavru gelişmiyor tamamen yumurtadan ne yapıyor? Çıkıyor. Balık ve kurbağalarda durum biraz daha farklı çocuklar. Tabi baştan hemen hatırlatıyorum. Balina ve yunusu dışında tutuyoruz. Onlar balık değil çocuklar. Onlar memeli. Bunu anlatmıştım yukarıda. Onun dışındaki balıklarda köpek balığı da dahil çocuklar.
üreme biçimi daha enteresan. Yani burada iç döllenme yok. Tamamen dış döllenme ve dış gelişme şeklinde çocuklar. Yani bu nasıl oluyor? Tabii her türün belli bir bölgesi var, belli bir zamanı var, yumurtlama zamanı. Bu zaman dilimlerinde çocuklar o balık türü dişisi gidiyor yumurtalarını bir bölgeye bırakıyor çocuklar. Aynı balık türünün erkeği de spermlerini yine o bölgeye bırakıyor çocuklar. Tamamen dış ortamda, yani dişinin vücudu dışında bir ortamda, suyun içinde bir yerlerde döllenebilen yumurtalar ne yapıyor? Döllenebiliyor. Çünkü çok sayıda yumurta ve çok sayıda sperm var. Döllenme ihtimali artsın diye. Dolayısıyla biz balıklarda, hatta şimdi kurbağalarda da öyle, onu da anlatacağım biraz sonra. Kurbağalarda da aynı mantık var çocuklar. Hatta kurbağanın ilk evresi çocuklar, irbaş dediğimiz evre, sanki balık yavrusuna da benzer. Balık yavrusunu da andırır çocuklar. Bakın burada balık yumurtaları gözüküyor. Şimdi önce yumurtalar dölleniyor çocuklar. Dediğim gibi suyun içerisinde. Bu döllenmeden sonra zigot oluşuyor. Zigot bir süre sonra larvaya dönüşüyor çocuklar. Larva. Yani aslında insandakine benziyor. İşte embriyo gibi düşünebilirsiniz yine. Daha sonra bu iri başa dönüyor çocuklar. Bu iri baş aşaması aslında balığı andırıyor çocuklar. Bu şekilde başkalaşım süreci devam ediyor. Yavru kurbağa ve yavru kurbağa artık ergin kurbağa oluyor. Ve ergin kurbağa artık hem suda hem karada yine ne yapıyor? Yaşayabiliyor çocuklar. Ergin kurbağa olduktan sonra, ama bu süreç yine mutlaka suyun içinde ne yapıyor? Gerçekleşiyor. O zaman suyun olması kurbağalar için üreme açısından nedir? Bir artıdır. Başkalaşımı genel olarak şöyle tanımlayabiliyoruz. Yani ilk oluşumu ana canlıya benzemeyen aşamalara biz başkalaşım aşamaları diyoruz çocuklar. Yani bu dolayısıyla böcekte de öyledir. Mesela ipek böceğinde öyledir. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi süreci ve diğer böceklerde de yine benzer durum. Yani larva ve larvanın tekrar ergin ve yetişkin hale gelme süreci tüm başkalaşım geçiren canlılarda nedir? Söz konusudur çocuklar. İşte biz kurbağanın geçirdiği bu evrelere, yani döllenmiş yumurta ve zigottan itibaren tekrar ergin kurbağa olma noktasına kadar geçirdiği sürece ne diyoruz biz çocuklar? Başkalaşım diyoruz. Şimdi kelebeğin başkalaşım sürecine bakalım. İşte önce yumurta erkek kelebek çiftleşmesi sonucu dişi kelebeğin vücudunda oluşuyor zigot. Bunu bir yerlere bırakıyor çocuklar. İşte çalı, çırpı, yaprak veya ağaçların herhangi bir yerine bunu bırakıyor çocuklar kelebek. Kelebek daha sonra çocuklar larvaya dönüşüyor. Larva yani tırtıl hali gibi düşünebiliriz bunu. Yaprakla besleniyor. O bitkinin yaprağı işte bu dut olabilir, üzüm olabilir. Besleniyor. Bir süre sonra çocuklar pupa dediğimiz etrafına böyle bir yapı örüyor çocuklar. Yani tırtıl bunun içerisinde kalıyor çocuklar. Bu pupadan sonraki aşamada yine pupayı yırtarak çocuklar tekrar kelebeğe dönüşüyor. Ve başkalaşım döngüsü bu şekilde devam ediyor çocuklar. İpek böceğinde o dut yaprağında çocuklar, onların larvaları ipek böceğinde pupayı yırtmadan çocuklar, burada tabii o özel olarak ipek dediğimiz ipi örüyor çocuklar, ipek böceği. Onun türü farklı çocuklar. Pupayı yırtmadan işte belli bir derecede böyle haşlanmış su buharı içine koyarak içerisinde tırtılın ölmesi sağlanıyor. Çünkü eğer bunu sağlamazsanız pupa yırtılırsa ipek ne yapar? Bozulur çocuklar. İpek böceğinde de süreç bu şekilde işliyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Hoşça kalın.